Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaları inandırıcı buluyor musunuz? Evet. Peki savcılar neden harekete geçmiyor sizce bu iddialar karşısında? Hiçbir fikrim yok ama hani bir fikrim yok neden geçmediklerine karşı. Bu yayınlanan videolardan sonra Susurluk davasına benzetilme yapılıyor. Sizce öyle bir süreç mi yaşıyor Türkiye yine? Tabii yani geriye dönük sorgulanıyor her şey. Yani Susurluk davası çünkü daha çözülmedi. Artı Hrant Dink davası yani yıllardır süren bir hukuk arayışı var. Yani insanın toplumu, vicdanını rahatsız eden bunlar çok önemli şeyler. Yani bu bağlamda da sorgulanıyor. Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların sonucunu siz nasıl görüyorsunuz? Neler olacak sizce? Kim zararlı çıkacak? Yani kimse zararlı çıkmaz burada. Ya yeşil kod adlı hala aranıyor. Hala faili meçhul. Kim olduğu belli değil. Gene sümen altı olacak. Balık hafızalı insanları zaten. Bu bağlamda da hepsi sümen altı olacak, gidecek. Günden bugün böyle. Geçen ay neydi? Kadınlarla ilgili o yasanın İstanbul yasasıyla ilgili. Onunla bir çalkalandı. Her ay böyle böyle sıkıntılar, her ay böyle bir hengame. Bakar mısınız? Şurada bütün esnaf sıkıntı içinde. Çiftçi sıkıntı içinde. Memur öyle. Bütün insanlar, öğrenciler. Bugün Boğaziçi eylemlerine bakıyorsunuz. Yani Boğaziçi eylemleri Türkiye'nin aslında aynası olmuş oldu. Yani eğitim sistemini de sorgulamak lazım. Sadece adalet anlamında değil. Doğru giden bir şey var mı sizce şu anda? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya doğru giden muhakkak vardır ama biz bunu görmüyoruz. Yani basın sansürlü, hani Cumhuriyet olmasaydı ben bu röportajı da vermezdim. Basın sansürlü. Bakıyorsunuz yurt dışındaki medyaları takip ediyoruz. Haberlerle ilgili Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor diye. Ya iyi bir şeyler de oluyordur herhalde yani. Evet, devlet yalan söylüyor. Sedat Peker doğruyu söylüyor. Olanlar hepsi ortadaydı zaten senelerdir. 28 milyar o kadar Türkiye'nin fabrikalarını sattılar, yediler. Peki ortaya atılan iddialar karşısında savcılar niye harekete geçmiyor sizce? Geçemez çünkü hepsi onların kontrolü altında olduğu için geçemiyorlar. Ama elbetten bugün bitecek. Elbetten bugün bitecek. Kim zararlı çıkacak sizce bu karşılıklı düello karşısında? Artık herkes kendini çok iyi biliyor. Allah fakiri fikaraya yardım etsin. Elbetten bir gün inecekler, hesap verecekler. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar inandırıcı geliyor mu size? Yok, gelmiyor bana inandırıcı. Yani saçma sapan olmayan şeylere bizlere şeye konuşuyor. Yani iş değil yani bunu yaptı. Senelerce bu memlekete ekmeğini yemiş etmiş. Ufak bir anlaşmazlık yüzünden ortaya çamaşırlar diye atlattı şeylere bana inandırıcı gelmiyor. Dinlemiyorum bile ben. Peki Sedat Peker durdu. Neden sizce böyle videolar çekmeye başladı? Sebebi ne? Arkasında yatan şey ne sizce? Vallahi bilemiyorum yani neden çıktı şey yaptı herhalde. Nedir, rant mıdır diyeyim, şey mi diyeyim veya ortakları bozuldu olabilir, şey yapabilir ama tabii ki bunu tamamen baştakilere atletmek doğru değil yani. Yani şimdi ne olursa olsun ortaya atılan bir takım iddialar var Sedat Peker tarafından. Peki bu iddialar karşısında savcılar neden harekete geçmiyor? Konuyu araştırmayla ilgili de olsa en azından. Ya delil bulamıyorlar demek. Yani her şeyin, her iddianın arkasında her iddia doğru değildir yani. Yapıyor demek de, ben sana bunu ispat et demek de ispat olmuyor yani. Bir şey varsa adamı bıçakladı. Geçen gün adamı bıçakladılar. Suç aleti bulamadı. Adam serbest gidiyor. Yani kanun şeyleri de, adalet şeyleri de farklı. Bilemeyeceğim, işleniyor mu, işlemiyor, ne yapıyor, kime şey yapıyor. Bellidir hapsi be. Şimdi bu süreç Susurluk davasına da benzetiliyor yaşadığımız bu süreç Sedat Peker'in videolarıyla birlikte. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya bilemiyorum, ben mafya, en büyük mafya burada Tayyip yani. Tayyip kimseye bırakmaz şeyini. En büyük şey Tayyip yani mafya derken. Tayyip Erdoğan iktidarının mafya olduğunu mu düşünüyorsunuz siz? Ya, mafya olduğunu düşünmüyorum da yani güç bende anlamında diyorum yani. Şey alttaki şeye bırakmaz gibime geliyor, papuç bırakmaz gibime geliyor ama tabii ki iddiadır. İspatlama gerekir, şey yapma gerekir abi. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialara inandırıcı buluyor musunuz? Tabii ki buluyorum. Yani bunlar açığa çıkması beklediğimiz şeyler. Yani bunlar zaten biliyorduk biz ama şu an herkesin en azından gördüğü için ben bu konuda şeyim ama çok bir umudum yok açıkçası ya. Savcılar niye harekete geçmiyor peki sizce? Yani savcıların harekete geçmemesinin bir sebebi var. Yani bunun neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama hani bu kadar iddiaya ben dayanabileceklerini düşünmüyorum. Yani bu elbet bir yerde şey olacak. Önünde sonunda yargılanır mı sizce Süleyman Soylu? Yani yargılanması gerekiyor yani. Kim suçluysa hepsinin yargılanması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Diğer taraftan bu yaşanan gelişmeleri Susurluk davasına benzetiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani şimdi şöyle, zamanında Susurluk için bir olay için ne kadar çok aslında şey dönmüştü. Şu an hani belki de günde 20 tane Susurluk olayının şeyini görüyoruz ama hiçbir şekilde harekete geçilmiyor. Bu biraz bizim ülkemizin artık geldiği noktayı gösteriyor. Üzücü bir durum. Ama hani elbet bu günlerin de geçeceğini düşünüyorum. Yani devran dönecek. Herkes bence yaptıklarının bir şekilde yargılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bunları bizde sorgulayacak bir savcı, bir kurum yok ki. Yani nasıl olacak, nasıl edecek? Ve doğruluk derecesini de bilmiyorsun. Yani ne derece doğrudur, ne derece şeydir. Fakat ne olursa olsun, binde bir bile doğru olsa savcıların araştırması lazım. Neden harekete geçmiyor sizce savcılar? O kadarını bilmiyorum. Yani savcılar şeyler yani bunu araştıracak olan savcılar biz değiliz. Ama toplumun bir beklentisi var. Binde biri bile doğru olsa bir araştırılması gerekir. Ve en azından bunun karşısında birileri çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Böyle eğer ithamsa, eğer şey doğru değilse, eğer şeyse bunun karşısındaki kişileri muhatap olduğu insanların buna bir cevap vermeleri lazım. Ama onu ne zaman cevap verirler, ne zaman şey eder, devletin bütünlüğü içinde onu bir şekilde şey edecekler, yani cevap verecekler. Zannetmiyorum yani öyle sessiz kalacaklarını. Sedat Peker ortaya attığı iddialara devam ederse, video çekmeye devam ederse, sizce önünde sonunda Süleyman Soylu yargılanır mı? Onun şeysini bilmiyorum ki. Yani şimdi nasıl edeceğim, yasal olarak prosedürün ne şekilde işleyeceğini, kanunun ne şekilde şey edeceğini onu şu anda biliyoruz desek bizimki afaki olur. Bizimki kulaktan dolma. Bizimki herkesin bildiği kadar, herkesin şey ettiği kadar fazla bir şey bildiğimiz yok. Yani biz kendimizde, kendi kendimize ne yargıç olabiliriz, ne hakim olabiliriz sadece. Bütün şeyler ortaya dökülür. Bunlar araştırılır. Bir araştırma komisyonu kurulması lazım mecliste. Öyle şey değil ki bu. Kolay bir şey değil bu. Peki bu ortaya atılan tüm iddialar karşısında kim zararlı çıkacak sizce? Valla orasını bilmem. Yani çünkü bu taraf zararlı çıkar, şu taraf zararlı çıkar demek biraz afaki olur. Yani bir tarafa yüklenip de bir tarafı şey etmemek, öteki tarafı hiç dinlememek gibi bir şey çıkar. Ortada bu iddialar var. Bu iddiaların karşısında ispat gerekir. Yani nasıl matematikte hüküm var, hüküm var, ispat varsa bunda da ispat gerekir yani. Ama bilmiyorum yani bir şey olarak, halk olarak hepimiz bir beklentideyiz ama o kadar da fazla bir benim beklentim yok yani. Yani çünkü niye? Yani önemli olan ülkenin bekası. Hani bu çatı nasıldır? Biz bu çatının altındayız. Hepimiz bu bayrağın bu çatının altındayız. Yani ne kadar iyi gideriz, ne kadar şey deriz. Buna hepimizin birbirine hoşgörülü olması lazım. Birbirine saygıyla bakması lazım. Birbirinin fikirlerine saygılı olması lazım. Hep birbirimize azami ölçüde saygılı olmamız lazım ki biz bu şeyin üzerinden gelelim. Birbirimizi dinlememiz lazım. Ne diyor? Ben belki yanlış bir şey söylüyorum ama bunu siz çürüteceksiniz. Ben yanlış söyleyebilirim. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialara inanıyor musunuz? Hepsine inanıyorum. Fakat şöyle ki inanıyorum. Gündemi değiştirmek, işsizliği, yokluğu, yoksulluğu, gelir adaletini dağıtabilmek için bu bir şey. Devletin yapmış olduğu gündem değiştirme, her zamanki gibi gündem değiştirme. Başka hiçbir şey yok yani. Peki bu ortaya atılan iddialar karşısında savcılar neden harekete geçmiyorlar? Neden konuyu araştırmıyorlar sizce? Ay, savcı demeyin lütfen. Ben şu anda Adalet Sarayı'ndan geliyorum. Yok adalet ki geçsinler kuzum. Yok adalet. Benim evime cumartesi günü baskına geldiler. Ve uyuşturucu temin etmek, kullanmak ve satıcılıktan dolayı geldiler. Benim aşağıdaki komşum yapıyor. Ve 3 senedir ben onunla mücadele ediyorum. Tam 8 tane dosyam var. Ve uyuşturucu suçuyla benim evime geliyorlar, araştırıyorlar. Ama suçlunun evine gidip araştırmıyorlar. Böyle bir adaletsizlik var. Adaletin olduğuna inanmıyorum. Ama bir gün o adaleti şundan bulacağız. Burayla bulacağız. Ve bu tişörtle gittim Adalet Sarayı'na. Savcının karşısına bu tişörtle çıktım. Bilmiyorum, inşallah bir gün buluruz yani. Ben de istiyorum adaleti bulmak. Eskiden biz bu Beşiktaş'ta böyle dolanamazdık, bağırarak dolanırdık. Şimdi her önüne geçen GBT'ye takıyor yani.
Efendim şimdi ortaya atılan iddialar var Sedat Peker tarafından. Süleyman Soylu da zaman zaman buna cevap veriyor. Peki bu sürecin sonunda kim zararlı çıkacak sizce? Çıkması gerekenlerin artık çıkması lazım yani. Yani çıksınlar artık, kim suçluysa çıksın. Biz nasıl adalet karşısında bir vatandaş olarak hesap veriyorsak, onlar da sonuçta bir vatandaş. Onları da bir anne doğurdu. Tamam şu anda bakan olabilirler ama onlar da bir insanlar yani. Herkes suçluysa suçunu çeksin, suçluysa özgür bir şekilde dolaşsın. Yani özgürlük kadar güzel bir şey yok. Şu pandemi döneminde özgürlüğümüzün kısıtlandığını çok iyi anlıyorum yani. O kadar iyi anlıyorum ki. Bizim özgürlüğümüz kısıtlandıysa suçlunun da özgürlüğü kısılsın. Gerekli olan en büyük ceza neyse alsın yani. Alsın cezasını. Kimse bu ben sen ben de alayım. Oysa o da alsın, sen de al yani. Suçlu suçunu bilsin. Haklı hakkını bilsin. Özgür bir şekilde şu vatanımızda, Beşiktaş'ımızda gezelim ya, gezemiyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Ya o yüzden ben çok muzdarifim. Bir an önce adaletin, bir an önce demokrasinin, bir an önce Atatürk'ün, Atatürk ilkelerinin yerine gelmesini istiyorum. Bak asker çocuğuyum, şapkasız dışarı çıkmam. Her şey dört dörtlük olacak ama olacak yani. Biz görür müyüz? Ben görmek istiyorum, çok görmek istiyorum. Özgür bir şekilde bağırarak şu Beşiktaş meydanında yürümek istiyorum artık yani. Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaları inandırıcı buluyor musunuz? Vallahi bir bölümünü dinledim, tamamını dinlemedim de. Olaylar da üst üste geliyor. Şimdi muğlakta kaldık yani. Ne desem boş. Çünkü Sedat Peker'in geçmişi ne? Ona bakmak lazım. Ne demek ki tencere yuvarlamış, kapağını bulmuş yani. Ben ne desem boş şimdi. Neticede ortaya atılan bir iddia var ve sizce savcılar neden harekete geçmiyor bununla ilgili? En azından araştırma yapmayla ilgili. Geçip geçmediklerini de bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani, o konuda da yorum yapamam. Ama şunu söyleyeyim. Bu kadar elini kolunu sallayarak bu zamana kadar nasıl gezdi Türkiye'de onu bilemiyorum yani. Gittiği yer Birleşik Arap Emirlikleri. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Türkiye'de siyasete atılıp da bizler geçti bizler. Sizin gibi gençlerin geleceğini ipotek altına alanlar düşünsün. Bizim yaşam denen sermayemiz burada. Böyle gidiyor. Siz daha buradasınız. Onu biz de siz düşüneceksiniz yani. Anladın mı demek istediğimi? Şimdi baktığınız zaman Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, diğer gündem maddelerini yan yana koyduğumuz zaman sizce neden Sedat Peker konuşuluyor bugünlerde? Türkiye niye böyle bir süreçten geçiyor sizce? Gündem değişiyor. Gündem değişiyor. Asıl 1980 darbesinden sonraki ortama bakmak lazım. Ne demek istediğimi anlayayım. 1983'te Özal bu ülkenin çivisini çıkardı. Evliya yapıldı. Siz gençler bilmiyorsunuz. İşte hayali ihracatlar, Selim Edes yakın dostuydu. Mahkemede Engin Civan'a sana rüşvet vermedim mi dedi. O da belgesini göster. Rüşvetim dedi, şimdi yayın alamazsınız. Belgesim olur. P noktayla başlayan bir sin kaplı bir şey konuştu. Türkiye'ye yağmalandı. Başarıya giden her yol mübah dendi. Başarıya giden her yol mübah dendi. Emeğin karşılığı hiçbir zaman olmadı. Peki şu an bugünkü Türkiye'yi nasıl özetliyorsunuz? Şimdi ben Türkiye'yi karış karış gezdim. Her yerini gezdim. Yani hangi kente gitsen Kentrum yazar, şehir merkezi yazar. Her kentte de Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Caddesi var. Ben öyle değil. Ben gezdim. Kültürünü, şeyini baktım. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim sana, sosyal adaletsizlik has safhada. Gerçekten has safhada. Durmadan gündem değişiyor. Durmadan gündem değişiyor. Her konuda. Yani geçen gün bir yerde dinledim, doğruluğunu onu da bilmiyorum. Ben doğru olmayan, emin olmadığım bir konuda yorum yapmam. Demirel'in odasında, düzeltiyorum. Vefik Koç'un odasında bu Amerika'da bulunan, Pensilvanya'da bulunan Fethullah Gülen ne işi varmış? Ne işi varmış? MİT müsteşarı Fethullah Gülen ne işi varmış? Şimdi biz neye bakıyoruz yani? Nasıl sömürüyoruz? Ama ona bakarsan deniz gezmişleri astılar. 6. filoya saldırdı burada. Astılar. Kimi öldürdü deniz gezmiş? Mahir Çayan. Kim öldürdü gençler? Söyleyin bana. Biz o zamanlar ben kendimi bildiğimden beri üniversite mezunuyum. Ben bildiğim gibi bu kadar hep bir sorun var. Terör olayı var.
sağ sol çatışması var. Yani bir tek Sedat Peker'e bağlamayın. Böyle insanları nasıl elini kolunu sallayarak geziyor? Nasıl itibar görüyor? Nasıl itibar görüyor? Türkiye'deki hukuk sisteminden başlayın. Türkiye'deki benim zamanımda mesela şimdi Türkiye'de Kürt sorunu var deniyor değil mi? 79'da ben Batı illerinde doğan bir insanım. İkinci şubede işkence vardı Gayrettepe'de. Bunları sorgulayın. Yani bunun etnik kökenine bakmayın. Bunları sorgulayın. Genel anlamda bakın yani olaya büyük pencereden bakın. Öyle dar kalıpla tek Sedat Peker'e bak. Türkiye o kadar büyük ki. Sedat Peker filan. Ama gündem değişecek. Bak neden muhalefet oy attıramıyor? Çözüm ne? Çözüm. Çözüm ne? Çözüm ne? Onu söylesinler. Bunlar maaşlarını almaya devam ediyor mu iktidarla muhalefet? Alıyor. Bunların dokunulmazlıkları var mı? Var. Her bir konvoya çıktım arkasında trilyonluk arabalar gidiyor mu? İktidarla muhalefetin. Gidiyor. E sen şimdi bu akşam senin annen baban tencere nasıl kaynayacak diyor. Kirayı nasıl ödeyeceğim? İnsanlar çalışıyor faturalara, kiralara. Git Batı illerine, Bodrum'a, başta şeyde, Çanakkale'den başta ta güneye kadar in. Sizlere yasak oraları. Abi nasıl yasak? Şey mi var bize? Öyle değil. Yasak. Siz hangi güçle gideceksiniz? Kaç kişi gidecek buradan? Ama elin turisti işsizlik parasıyla geliyor. En güzel yerde tatil yapıyor. Ne o turizm patlaması? Peki o otellerin kredisi nasıl alınıyor? Faiz alınıyor otellerin. Dolar. 6 sente 100 doları basıyorlar. Faiz alınıyor oteller. 20 seneye vadeli. 20 sene sonra otel yeniden tadilata giriyor. Benim paramla benim şeyim oluyor. Özal döneminde Lale'de o bavul ticareti vardı. Değil mi? 10 dolara 20 dolara Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınlar şimdi bunu söylemeyeyim fuhuş yaparak günde 1000 dolar falan kazanıyordu. Geliyordu kuyumcudan altın alıyordu. Gün tekstil alıyordu. Benim paramla ihracat yaptık diyorduk. Kendi ülkelerinde bir ticaret daha yapıyorduk. Ne o ihracat yaptık. Sedat Peker'e bak gelene kadar bak neler var. Logoları birleştir. Puzzle'ın parçalarını birleştir. Ne çıkacak bakalım. O yüzden bizi boş verin. Siz ne yapacaksınız? Siz gençler ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onu söyleyin bana. Dumansız yerden ateş çıkmaz.